gerileme dönemiyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu arada bir şikayet iletmek istiyorum size. Bana bir kırmızı kalem getirdiler lila renkli. Ya lila rengi bozar olur mu böyle bir şey yani? Bu kalemi kullan hocam dediler çevrelemek için. Neyse bakacağız deneyeceğiz. Nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi dördüncü savaşımızdayız. 1736 1739 Osmanlı Avusturya ve Rusya Savaşı. Şimdi olayı şöyle değerlendirelim. Osmanlı Devleti ile Avusturya'nın arasındaki sorun ne? Osmanlı Pasarofça ile Pasarofça ile kaybettiğini kaybettiğini geri almak istiyor. Tamam mı? Mesele bu. Nereyi kaybetmişti Pasarofça ile? Belgrad'ı. Avusturya'ya kaptırdığı Belgrad'ı geri almak istiyor. Birinci madde bu. Niye savaşıyoruz? Arkadaşlar peki şunun sebebine yani Osmanlı-Rus savaşının sebebine bir kere Rusya'nın sıcak denizlere denizlere inme düşüncesi. Sıcak denizlere inmek istiyor. Rusya ne yapacak? Kırım'ı alacak, Karadeniz'i alacak, boğazlar alacak. Oradan Akdeniz'e inecek. Sıcak denizler derken kastettiğimiz bu. Diğer bir ifadeyle Rusya'nın ee, Kırım'ı Kırım'ı Eflak Boğdan'ı işgali Rusya Kırım işgal diyor, Eflak Boğdan işgal ediyor. Ayrıca yine Rusya'nın Ortodoksları kışkırtması. Kışkırtması. Arkadaşlar yani o zaman Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı'ya karşı gizli bir ittifakı var bu ittifak bize karşı bir savaş ortaya çıkaracak ama Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması özür Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya kaptırdığı Belgrad'ı geri almak için Avusturya savaş açıyor. Osmanlı ile Avusturya arasında yaşanan savaşı fırsat bilen Rusya Osmanlı'ya savaş açıyor. Peki Osmanlı'nın Avusturya savaş açmasının sebebi Belgrad'ı geri almak. Rusya'nın Osmanlı üzerindeki politika sıcak denizlere inmek, Kırım'ı almak, Eflak ve Boğdan'ı ele geçirmek. Dertleri bu. O yüzden Osmanlı iki devletle birden savaşıyor. Yani Pasarovç'a da anladığı şeyi unutmuş Osmanlı. Tekrar karşısına iki devlet çıkacak. Ne demiştik biz Pasarovç'a da? Osmanlı iki devletle birden savaşırmış, savaşamayacağını anlamıştı. Osmanlı sadece burada Avusturya ile savaşacağını düşündü. O yüzden Avusturya savaş açtı ama umduğu gibi olmadı. Osmanlı-Avusturya savaşını fırsat bilen Rusya da Osmanlı topraklarına girmeye başladı. Bu sefer Osmanlı iki devletle yeniden karşılaştı. Burada ikinci bilgi de şu. Bilmeniz, kullanmanız gereken ikinci bilgi de şudur arkadaşlar. Neden Osmanlı Paşarovça ile Avrupa'dan toprak kazanamayacağını anladığı halde Yine bir savaşa girdi Belgrad'ı almak için, kaybettiği bir toprağı almak için Avusturya savaş açtı. Bunun en önemli sebebi, bakın bunun en önemli sebebi, birinci Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlardır. Osmanlı'da Avrupa'yı tarzda ilk ıslahatlar askeri alanda başlar, birinci Mahmut'la başlar. İşte birinci Mahmut'un askeri alanda Avrupa tarzı ıslahatları yapması, orduyu modernize etmesi, Humbaracı Ahmet Paşa'nın Toprojağı'nı e, düzenlemesi Osmanlı'nın kendine olan güvenini artırır ve Osmanlı bu sefer kaybettiği Belgrad'ı geri almak için Avusturya'ya saldırır. Bunu fırsat bilen Rusya da Osmanlı'ya saldırır. Savaş başlar. Arkadaşlar bakın şu Avusturya olsun tamam mı? Şu da Rusya olsun. Şöyle yazayım Rusya. Osmanlı Avusturya ile yaptığı savaşta galip gelir. Avusturya'ya karşı galip gelir. Rusya ile yaptığı savaşta yenilir. Savaşı kaybeder. Ve Osmanlı bu tablo karşısında Fransa'dan yardım ister. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Birinci Mahmut dönemidir. Fransa'dan yardım ister. Fransa'nın ara buluculuğu ile bu savaş biter. Ve 1739'da Belgrad Antlaşması imzalanır. Bu bağlantıları antlaşması imzalanır. Bu bağlantıları unutmuyoruz, tamam mıdır? Asla unutmayın. Fransa'nın araya girmesiyle diplomatik yardımıyla Belgrad Antlaşması imzalanır. Bu antlaşma Osmanlı, Avusturya ve Rusya arasında imzalanır. Bu antlaşmayla yine 50-50 bir tablo vardır. Belgrad Osmanlı'ya bırakılır. Azak kaleleri yıkılarak Rusya'ya bırakılır ve bir cümle daha Rus çarı Rus çarı protokol bakımından protokol bakımından Avusturya arşidüküne eşit olur. Yani olay şu, bu Rus çarı kime denk oldu Rus çar? Avusturya arşidüküne denk oldu. Peki Zitvatorok'la da arşidük bizim paşa denk değil miydi? Evet. O yüzden şöyle diyoruz arkadaşlar. Belgrad Antlaşması'yla Rus padişahı, Rus kralı, Rus çarı Osmanlı padişahına denk olmuş olur. Böylelikle Rusya büyük devletler safında da yerini almış olur. Rusya'nın büyük devletler safında yerini almasını sağlayacak olan antlaşma Belgrad'dır. Rusya'yı imparator yapan, büyük devlet yapan çarları ise deli Petro'dur. Birinci Petro'dur. Anlaştık mı? Bu bağlantıyı unutmuyoruz. Bu önemli bir bağlantıydı. Bunu kaçırmıyoruz. Burada hemen bir not devreye giriyor. Not da şu gençler Osmanlı'nın son kazançlı antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları aldığı son antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Osmanlı'nın topraklarına toprak kattığı son antlaşma Bucaş Antlaşması'dır. Osmanlı'nın kaybettiği toprakları aldığı son antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Unutmuyoruz. Anlaştık mı buraya kadar? Peki. Belgrad önemli. Yerinizde olsam hiç unutmazdım. Tamam mıyız? Dördüncü olayı da bitirdim. Geliyorum 5'e. 5 Beş, 1768 1774 Osmanlı-Rus savaşı. Arkadaşlar peki şimdi buna sebep kullanın ve ezber yapmayın. Sebep kullanın. Sebep şu Rusya'nın sıcak denizlere inme düşüncesi. Rusya'nın Kırım'ı alma düşüncesi. Rusya'nın Eflak Boğdan'ı yani Romanya alma düşüncesi. Rusya'nın Ortodoksları kışkırtması tamam mı? Peki o zaman bu savaşın ortaya çıkmasında Rusya faktörü, Rusya'nın saldırgan tavrı çok önemli. Diğer bir mantık ise şu. Arkadaşlar Rusya'nın bu unutmuyorsunuz bunu. Bu önemli bir bilgi. Rusya'nın Lehistan'ı işgali. Rusya Lehistan'ı işgal ediyor. Arkadaşlar mesele şu. Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Peki Rusya sıcak denizlere inmek istiyorsa nereyi işgal edecek? Kırım'ı. Rusya Kırım işgal ediyor. Rusya Avrupalı devlet olmak istiyor. Rusya Avrupalı devlet olmak istiyorsa ne yapacak? Lehistan alacak. 1763 yılında Lehistan Kralı 3. August ölüyor. Rusya hemen olaya müdahale ediyor. Kendi taraftar olan birisini Lehistan Kralı olarak atıyor. Le halkı buna karşı isyan ediyor. Rusya Lehistan'daki bu isyanı bastırmak amacıyla Lehistan'a ordusunu gönderiyor. Arkadaşlar bu ordu Lehistan'da katliamlarda bulunuyor ve leh direnişçileri, leh milliyetçileri bu baskıdan kaçıp Osmanlı'ya sığınıyor. O zaman burada, bunu unutmuyorsunuz, burada leh milliyetçileri, leh milliyetçileri sorunu yaşanıyor. Lehistan, Rusya Lehistan'a giriyor, Lehistan'daki direnişi kırıyor. Leh milliyetçileri, Lehistan milliyetçileri, Lehistan'ın bağımsızlığını isteyen insanlar Rus baskısından dolayı Osmanlı'ya sığınıyor. Ve Rusya leh milliyetçilerinin takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına giriyor. Romanya'ya giriyor, Efrak ve Boğdan'a giriyor. Arkadaşlar oradaki lehlileri ve Türkleri katletmeye başlıyor. Hatta ondan önce Osmanlı'dan leh istiyor, Osmanlı geri vermeyeceğini söylüyor. Biz böyle de hoşgörülü bir milletiz arkadaşlar. Ve leh takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına girmesi 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının başlamasına sebep oluyor. Kim var başta? Üçüncü, üçüncü Mustafa var. Arkadaşlar kim var başta? Birinci Mahmut var. Tamam mıdır? Burada kim vardı? Üçüncü Mustafa vardı. Dikkat edin arkadaşlar. Savaş başlıyor. Rusya ya öyle enteresan bir tablo ki hemen şuradan şuraya hemen şöyle bir şey göstermeye çalışayım. Arkadaşlar burası Anadolu olsun. Tamam mı? Afrika gelsin böyle. Şöyle gitsin. Avrupa olsun. Şurası, şuralar bizim. Şöyle görün. Buralar bizim. Fas bizim değil. Burası Çarlık Rusya'sı. Rusya İlihistan'a saldırıyor. Leh Milliyetçileri bize sığınıyor. Rusya Leh milliyetçilerin takip bahanesiyle Osmanlı'ya saldırıyor. Bu arada Kırım'a da saldırıyor buradan. Bizdeki Ortodoksları kışkırtıyor. Ve Rusya donanmasını baltığa çıkarıyor. Bakın baltığa çıkarıyor. Manş Denizi, Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık, Akdeniz'den geliyor. Ve İzmir Çeşme'deki, bakın burası İzmir Çeşme. 1770'te arkadaşlar Çeşme yangını oluyor. Rusya Baltık'tan dolandırdığı donanması ile, 2 yıl sürüyor demek ki bu yolculuk. Baltık'tan dolandırdığı donanması ile 1770'te ani bir baskınla Çeşme'deki Osman donanmasını yakıyor. Hatırlayın İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop. İnebahtı'da Venedik, Çeşme'de Rus, Navarin'de Rus, İngiliz, Fransız. Sinop'ta yine Rus bizim donanmamızı yakacak. Arkadaşlar 1770'te Çeşme yangını oluyor. Burada Arkadaşlar Gazi Hasan Paşa Gazi Hasan Paşa kaptanı deryadır Gazi Hasan Paşa Ege'den Rusları atıyor tamam mı Peki ve sonuçta Osmanlı yeniliyor. Osmanlı bu savaşı kaybediyor. Her ne kadar Gazi Hasan Paşa Ege'den Rus donanmasına atan kaptan derya olsa bile savaşın geneline baktığınızda Rusya Kırım işgal ediyor, Rusya Eflak ve Boğdan işgal ediyor, Balkanlara giriyor. Yani Osmanlı Devleti o kadar tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor ki Rusya'dan barış istemek zorunda kalıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Rusya'dan barış istiyor. Osmanlı bu savaşı kaybediyor. Şimdi burada şöyle bir bağlantı kuracağız sizinle. Dikkat edin. <laughs> Arkadaşlar Osmanlı Devleti Rusya'dan antlaşma istiyor. Ve 1774'te küçük kaynarca antlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında. Burada birinci Abdülhamit var. Tamam mıdır? Yani Küçük Kaynarca imzalandığında hükümdarlardan kim var başta birinci Abdülhamit. Peki savaş başladığında kim var başta üçüncü Mustafa. Tamam mıdır? Üçüncü Mustafa var. He, işte Osmanlı Devletinin burada ciddi bir yenilgi alması üçüncü Mustafa'nın felç geçirmesine sebep oluyor. Felç geçiriyor üçüncü Mustafa. İnme iniyor ve hayatını kaybediyor. Yerine birinci Abdülhamit geçiyor. 1. Abdülhamit döneminde Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanıyor. Bunu unutmuyorsunuz. İkincisi şu. Bakın şimdi. Antlaşmanın maddelerini görürüz nasıl olsa. 1768-1774 yılları arası. Arkadaşlar Avrupa'da ve Amerika'da Amerika'da ciddi savaşların olduğu dönem. Bu dönemde Prusya ile Avusturya ve Rusya arasında. Prusya ile e, özür İngiltere ile Fransa ve Portekiz arasında ciddi savaşlar var. Özellikle Prusya Avusturya'yı perişan etmiş. İsveç'i perişan etmiş. İngiltere ile Fransa arasında Amerika'da ciddi savaşlar yaşanmış. Ve Amerika'da 13 koloni İngiltere'ye karşı bir başkaldırı hazırlığına girmiş. Bu senkronizedir, eş zamanlıktır unutmuyorsunuz. Şimdi bizim böyle bir savaş yaşadığımız dönemde Avrupa'da 7 yıl savaşlarının etkilerinin sürmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulma aşamasına girilmesi, 13 kolünün isyan hareketinde bulunması Osmanlı'ya karşı İngiltere ve Fransa'dan herhangi bir desteğin gelmesini engellemiştir. O yüzden de Osmanlı burada tek başına kalmıştır. Bağlantıyı anladınız mı? Bu bağlantıyı böyle bir bağlantıyı nasıl kurduğumu unutmuyorsunuz. Siz de kuruyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar buraya kadar? Peki bir 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 olay daha iyi dinliyorsunuz arkadaşlar o olayı. Burada ikinci Katerina var. Bu da sorulabilir. Rusya'nın en büyük kralı Deli Petro'dur. Ama Rusya'da modernleşmeyi başlatan arkadaşlar Rusya'nın ciddi anlamda sıcak denizlere inme konusunda ciddi atılımlar yapmasını sağlayan e, Çarişe'si Katerina'dır. İkinci Katerina'dır. Zaten Rusya'nın üç büyük adamı var. Daha doğrusu bilinmesi gereken üç tane lideri var. Biri dördüncü Ivan, Korkunç Ivan, Rus çarlığını kurdu. Diğeri Deli Petro, Rusya İmparatorluğunu kurdu. Diğeri ikinci Katerina, Osmanlı'yı mahvetti. Anlaştık mı arkadaşlar? Birazdan Grek ve Dakya'dan bahsedeceğim size. Tamam mıdır? Osmanlı Devleti küçük kanajantlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Şimdi burada Küçük kaynaca antlaşmasının maddelerine bir bakalım neler var. Birincisi şu. Kırım bağımsız olacak. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden ilk defa bir Müslüman Türk toprak parçası elden çıktı. Osman'dan çıkan ilk Müslüman Türk toprak parçası Kırım. Peki Kırım'ın elden çıkması demek Rusya'nın o bölgede egemenliğini sürdürmesi ve oradaki Türklerin Rus baskısıyla Anadolu'ya göç etmesi demek. O zaman bir bilgi daha öğrendiniz. Anadolu'ya ilk Türk göçleri hangi coğrafyadan yaşanmış o halde? Kırım'dan. Unutmuyoruz bunu. Kırım bağımsız olacak. Ancak dini açıdan halifeye bağlı kalacak. Ne anlıyoruz burada? Osmanlı Devleti hala Kırım'ın koruyucusu olduğunu Rusya'ya gösteriyor ve Kırım'la ilişkilerini devam ettirmek istiyor. Bunun daha güzel bir cümlesi Osmanlı halifelik makamını kendi çıkarları uğrunda kullanmış, siyasi çıkarları uğrunda kullanmış oluyor. Biz bunu iki yerde görüyoruz. Bir Kırım için küçük kaynarca da iki e Tralbus Garp için Uşi Antlaşması ile göreceğiz 1912'de. Kırım bağımsız olacak ancak dini açıdan halifeye bağlı kalacak. 2 Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk defa bir devlete savaş tazminatı ödedi. Osmanlı'nın ilk defa savaş tazminatı ödediği devlet de Rusya oldu. 3 Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Arkadaşlar biz ilk defa kapitülasyonları bak burada hemen bir not kullanmak istiyorum. Şuraya hemen bir not kullanayım. Osmanlı'da ilk ticari imtiyaz Orhan Bey döneminde Ceneviz Ceneviz bizden ticari imtiyaz aldı. Osmanlı'da ilk kapitülasyon kapitülasyon derken ticari alanın dışına bir tık kayması demek. Hem ticari hem siyasi hem hukuki demek. İlk kapitülasyon ikinci Mehmet döneminde Venedik. Fatih Sultan Mehmet Venedik'e Akdeniz'de Karadeniz'de ticaret yapma hakkı verdi. Ve ona İstanbul'da Balyoz adı verilen bir elçi bulundurma hakkını verdi. Arkadaşlar Osmanlı'da geniş kapsamlı kapitülasyon. Birinci Süleyman Fransa. Tamam mıdır? Güzel. Osmanlı'da İngiltere Hollanda'ya 3. Murat döneminde kapitülasyon verildi. Osmanlı 1740 kapitülasyon antlaşması ile Fransa'nın haklarını sürekli hale getirdi. Kanuni dönemde Fransa ile imzalanan kapitülasyon antlaşmasının son maddesi iki hükümdarın ömrüyle sınırlı olup kalacaktır maddesiydi. Bu antlaşmanın süreli olduğunu gösterir. Her hükümdar döneminde yenilenmesi gerektiği anlayışını getirir. O yüzden 2. Selim tahta çıktığında keyif ve keder Fransa'nın dostluğuna ihtiyaç hissediyorsa antlaşmayı yeniler, hissetmiyorsa antlaşmayı yenilemez. Kanuni'nin bu ileri görüşlü ee, bir siyasi deha olduğunu gösterir. İşte 1. Mahmut döneminde bakın 1. Mahmut döneminde kanuni döneminde imzalanan kapitülasyon 1535 tarihli kapitülasyon antlaşmasının son maddesi kaldırılır. Hangisi yani iki hükümdarın ömrüyle sınırlı olacaktır maddesi kaldırılır ve kapitülasyonlar sürekli hale gelir. O zaman kapitülasyonların sürekli hale geldiği lila renkli kalemimle yazıyorum. Kapitülasyonların sürekli hale geldiği tarih 1740, 1. Mahmut dönemidir. 1838 Baltalimanı ticaret antlaşması ile 7 vahit kaldırılır. 7, 7, 7 el vahit tek, 7 vahit kaldırılır. Osmanlı Avrupa'nın sömürgesi açık pazar olur. Bunu ileride anlatacağım size. Osmanlı Avrupa'nın açık pazar olur. Arkadaşlar 1915'te Osmanlı tek taraflı kapitülasyonları kaldırır. Osmanlı ilk defa kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığı tarih 1915 bin Dünya Savaşı'na girdikten hemen sonra olur. Ama yenildiği için bir işe yaramaz. Bir Dünya Savaşı'nda kaldırmış tek taraflı olarak. 1923 Lozan Antlaşması ile tamamen kaldırılır. Arkadaşlar o zaman Lozan'la Türk devleti ekonomik anlamda tam bağımsızlığını kazanmıştır deriz. Tamam mı? Sıralama bu. Hemen buraya geçiyorum. Etrave burası. 4 Rusya Rusya istediği yerde yerde yani Osmanlı topraklarından istediği yerde konsolosluk açabilecek düşünsene vanda açıyor düşünsene e, Romanya'da açıyor Bulgaristan'da açıyor Yunanistan'da açıyor konsul iç karışabilir yani. İstediği yerde konsolosluk kaçabilecek. İstanbul'da elçi bulunduracak. Arkadaşlar Rusya'ya biz elçi bulundurma hakkını 1700 e, İstanbul Antlaşması ile vermiştik. Purutla geri aldık. Şimdi Rusya bizi bizden bu hakkı geri aldı. Sürekli elçi bulunduracak diyor eee karışabilir yani. Arkadaşlar 5 Rusya Karadeniz'de donanma bulunduracak. Arkadaşlar Rusya Karadeniz'de donanma bulunduracaksa bu şu anlama gelir. Dikkat edin. Yenililer ekli kalemimle yazıyorum. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliği bitti. Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini bitiren olay küçük kaynarcı oldu. Tamam mıdır? Karadeniz Rusya ile ortak kullanacağız artık. Ne yaptı? Ha, Rusya yavaş 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 2. Katerina ile birlikte amacına ulaşmaya başladı. Arkadaşlar 6. E, Rus ticaret gemileri. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecek. Dikkat edin Rus ticaret gemileri. Şey değil ha. Rus donanması değil. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecek. E sen Rusya kapitülasyon verdiysen zaten bunu da vermişsin demektir. Rusya boğazları ticari anlamda kullanabilecek. 7 en tehlikelisi ve sonradan eklenen hatta Normalde orijinalinde yok 7. madde. Diyor ki Rusya Rusya Osmanlı Ortodokslarının Ortodokslarının haklarını koruyacak. R Osmanlı Ortodoksları Rusya'nın hamiliğinde, koruyuculuğunda olacak. Bu Osmanlı azın eder. Osmanlı'yı perişan eder. Rusya Osmanlı'yı parçalar. O zaman Rusya küçük kanaj antlaşmasının şu maddesini kullanarak Osmanlı'yı parçalayabilir. Bizdeki Ortodoksları, bizdeki Sılavları çok rahatlıkla örgütleyebilir. Yani yolda yürüyorum be, şeyde. Neydi o İstiklal Caddesi'nde yürüyorum bir Ortodoks'la karşı karşıya geldik ve bir omuz attık. Yani Rusya savaş sebebi olarak kullanabilir. Yani istediği gibi bu maddeyi kullanarak Osmanlı'yı perişan edebilir. O yüzden arkadaşlar küçük kaynaca antlaşmasıyla Osmanlı namusunu kaybeder. Böyle söylemekte fayda var. Yani bunun ne kadar tehlikeli bir madde olduğunu e, bilin. Yani Osmanlı'nın bu tarihe kadar imzaladığı en tehlikeli antlaşma bu. Ortodoksları koruma hakkını Rusya'ya verdik. Dikkat edin şimdi. Rus Kırım'ı kaybettik. İlk defa bir Müslüman Türk toprak parçası bizim elimizden çıktı. İki ilk defa biz bir devleti savaş tazminatı ödedik. Rusya bizden söke söke kapitülasyonları aldı. Rusya bizden elçi, bizde el biz normalde elçi bulundurma hakkını kendi rızamızla verirdik. Kapitülasyonları kendi rızamızla verirdik. Ya ne yaptık şurada bakın Rusya söke söke kapitülasyonlar aldı. Elçi bulundurma hakkını kazandı. Arkadaşlar ilk defa Kardığınızın Türk Gölü olma özelliği bozuldu. İlk defa Rus ticaret gemileri Boğazlardan geçme hakkına sahip oldu ve Rusya Ortodoksları koruma hakkına sahip oldu. Bu Osmanlı'yı perişan eder. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi burada bir nokta daha size anlatıp <laughs> diğer konuma geçeceğim. Ama bir mola vermem lazım tabi. <laughs> ama o noktayı anlatayım ondan sonra. Bakın şimdi bir nokta şu. 3. Mustafa... Arkadaşlar 3. Mustafa ilk defa iç borç. Borçlanma genellikle istikraz olarak adlandırılır. Tamam mı arkadaş? Genellikle dış borç için kullanılan bir tavram, kavramdır ama boş verin. İç borç. Osmanlı Devleti'nde ilk defa iç borçlanmaya giden 3. Mustafa'dır. Galata bankerleri yani kuyumcu, tefeci. Bunlardan Osmanlı borç para almış. O zaman Osmanlı ilk borçlanma 3. Mustafa dönemi. 1. Abdülhamit, 1. Abdülhamit, Esham senedi. O zaman Osmanlı'da Esham senedi 1. Abdülhamit, iç borçlanma 3. Mustafa. Peki hocam esham senediyle iç borçlanma ne? İç borçlanma dediğiniz şey gidiyorsunuz birisinden borç paralıyorsunuz. Yahudi'den borç paralıyorsunuz. Bunun ilk örneğini devlet olarak biz 3. Mustafa'da görüyoruz. Esham senedine. Arkadaşlar esham pay demektir. Osmanlı literatüründeki adı Hazine bonosu devlet tahvili. Senet demektir. Osmanlı Devleti piyasaya pay senedi kendi değerinin senetlerini sürüyor. Kağıt sürüyor yani. Halk o kağıtları alıyor, karşında devlete para veriyor ve devlet halktan topladığı paraları kullanıyor. Bu da iç borç. Ama buradaki iç borçlanma gidip elden alma, Buradaki iş borçlanma piyasaya esam senedi sürme. Hazine bonosu sürme. Farklıdır borçlanma tipleri. Bundan sonra borçlanmalar genellikle esam senedi değil olacak. Ve Osmanlı bunun bunu, bunu, yani altından kalkamayacak. Abdülmecit döneminde kaymeler sürecek piyasaya. Kaymeyi mutevere sürecek piyasaya. O yüzden esam senedi bizde kağıt paraya geçişin ilk aşaması kabul edilir. Kağıt para değildir ama kağıt paraya geçişin ilk aşaması kabul edilir. Peki hocam, bunlar niye borç aldılar? Aha size borcun sebebi. Donanma. Donanmayı yenilemek amacıyla borç para aldılar. Savaş masraflarını karşılamak amacıyla borç para aldılar. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bir mola verelim. Ondan sonra Grek ve Dakya'yı şimdi anlatacaktım da tahtada yer kalmadı. Çok sildim, bilmem ne yaptım. Birazdan anlatayım onda. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bir biraz dinlenin siz de. Bir mola verin. Çay iç, sigara içiyorsanız içmeyin sigara tabii de. Çay için, kahve için tamam mı? Ben de bir çay içeyim. Sigara içmeyeyim tabii sigara. Ondan sonra derse başlayalım.